Assalamu aleyküm studentler. Bugünkü lektamızın mavzusu şok ve koma kovası bemirlerde hemşirelik cereyanı. Şok bu kadarlı bir cereyan bulup ota kuşlu tasarlı ucu omurge, organizmin ve hayati mühüm adılar, asab sistemi, kon alınış sistemi, nefes sistemi ve bazı bir boşlu funksiyonlarının geografisi toplanadı. Şok türleri kardiyogen, hipovolemik, tomurlaki boğulup şok ve obstruktif şok toplanadı. Şok dərəcələri kompensasiyalaşkən, subkompensasiyalaşkən, dekompensasiyalaşkən terminal bozukçı farklanadı. Şok indeksi bu, yurak uğuşunun 1 minutdaki sistolik arterial konvulsiyon nisbatı sanaladı. Normalde 0,54 getirin. Patologik xolatlarda ya da hipovolemiya kuçayken xolatlarda bu kursatkıç kursayadı. Şok fazaları, erektil fazı bu, tasarlıcı omul tasarlıdan keyin birden boşlanadı. Şu tezlikler bozulanadı. Bu sabab odada bilinmeyi kuladı. Belgilerine odada kırıtışımız mümkün. Nutku ve harakatta kozgalı uçanlıkların küçüğüşü, kuşu saklanan, cabırlanıcı xolatı oğurluğunu bakıla bölmeydi. Bayrı klikleri küçüğüken, seri koplamalar oğurken, astral, botun dingil oşken, nafası yüzakilaşken buladı. Kisarot yetişimi bozulanadı. Şokun taktik fazası da muhim hayoti muhim azolar funksiyasi buzilishi mumkin. Tahikardiya kuzatiladi, venoz va arterial konvulsion pasayadi, modullar almashinuvi buziladi. Buyraklarda zo'riqib ishlash boshlanadi. Tahdid faza terminal holatga o'tishda yurak qo'ylarda to'xtashib kuzatilishi mumkin. Shokka olib keluvchi sababni birinchi navbatda birinchi yordam ko'rsatishda bartaraf qilishimiz kerak. Masalan, qon oqayotgan bo'lsa, qon oqishni to'xtatish, siqilib qolgan oyoq-qo'llarni bo'shatish, jabrlanganlarni yonayotgan kiyimlarni o'chirish. Hamma holatlarda ham kardiogen shok va og'ir travmalardan tashqari jabrlanganlarni oyoqlarini boshidan yuqoriga ko'tarish kerak. Bu miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Jabrlanganlarni bo'g'in va og'iz bo'shlig'ida yo jism bo'g'i yo'qligini tekshiriladi. Zarurat bo'lganda olib tashlanadi. Nafas üstü tekşirilirdi. Eğer nafas yurak koliyatı toktayken bulsa, sünni nafas ve yurak masajı ötkazılırdı. Cabırlanganların boşu, yön boş koliyatı yoktuzulurdu. Tile oksilik edip olması için, yok ki kusuk masasından aspirası bölüp olması için. Eğer bemorlarda kuşlu okuluk kuzatılırsa, okuluk koldurucu doğrular kullanmışı gerek. Cabırlanganların kimi büyüğün kök rafı bir kısımlardan boşaltış gerek. Bemorunu bir fasulye kadar isitish yoki sovutish kerak. Jabrlanganlarni o'zini yolg'iz qoldirish mumkin emas. Unga chekish, ichish, yeyish mumkin emas. Shuningdek, jarohatlangan joyga gilyoza qo'yish mumkin emas. Bu hayotiy muhim a'zolarni qonni oqib kelishiga olib kelishi mumkin. Tez yordam vrachi shok holatida vena ichiga suyuqlik quyishi yoki qon tomirlaridagi to'g'ralgan preparatlarni to'g'ratuvchi preparatlardan foydalaniladi. Preparatlarni tanlash aniq holatga va har bir omilning qo'shilishiga qarab aniqlanadi. Medikamentoz dozasi va xirurgik yo'l bilan davolash shokning turiga bevosita bog'liq. Gemofagik shokda tezlikda aylanayotgan qon hajmini shoshilinch to'ldirish zarur. Anafilaktik shokda adrenalin, antigistamin va qon tomirlarini to'g'ratuvchi dori vositalariga bog'liladi. Jabrlanganlar shoshilinch ixtisoslashgan shifoxonalarga yotqizilishi kerak. U shifoxonalarda hayotiy muhim a'zolar ko'rsatkichi nazorati ostida davolash olib boriladi. Shok holatda hamshiralik ishi, markaziy venoz katetrini nazorat qilish, aseptika qoidalariga rioya qilish, bo'lamlarni almashtirish, infuziyadan keyin tug'ma hosil bo'lib qolishi profilaktikasi, markaziy venoz bosimini o'lchashda havo emboliyasi, sentral tomirimizga bog'liq havo emboliyasi bo'lishining oldini olishni ham unutmasligimiz kerak. Koma bu es kuşunun buzulışı, boş miye asosiy strukturasının şikastlanışı bilan boğuluk ve bemorunun atrofunu kut bilan tülük alokasının yok oluşu bilan keçetken patologi cerrayon toplanadı. Koma ikisi kategorikke bölünadı. Bu çakırıcı sababları ki boğuluk olasa ve es kuşunun buzulışı derecesi karab anıklanadı. Bemor holatining og'irlik darajasiga, kuşu buzulışı çukurligiga karab komanın kuydagi türleri ajratishimiz mumkin. Birinchi darajali koma, yengil koma, ikkinchi darajali yaqqol giperaktiv koma, uchinchi darajasi chuqur koma, to'rtinchi darajasi esa kechikkan terminal koma deb ataladi. Koma oldi holati esa sopro holati. Bu koma rivojlanishidan oldin kuzatiladigan holat hisoblanadi.
Koma holatini chuqurligini aniqlashda keng tarqalgan shkala, bu Glazgo shkalasi hisoblanadi. Bu shaharning geografik nomi bo'lib, bu shaharda universitetda metodika birinchi navbatda ishlab chiqilgani uchun atalgan. Mana koma shkalasi bizda ko'rsatilgan. Koma shkalasi bu bemorning yoki jabrlanganning ko'z ochish reaksiyasi, savol-javob reaksiyasi va qo'l oyoqlarda harakatining mustaqilligiga qarab baholanadi. Normada 15 ball bu bemorning etkishi aniq degani, 13-14 ball yengil qaraxlik bor degani, agar shkala Glazgo bo'yicha 12 ball to'plagan bo'lsa, bu chuqur qaraxlik 8-9 ball, sofer holati 6-7 ball, bu yengil koma 4-5 ball, chuqur koma va 3 ball esa terminal koma deb baholanadi. Komaning og'irlik darajasiga qarab belgilari koma oldi holati bir necha minutdan bir necha soatgacha davom etishi mumkin. Esi hushining xiralashishi, koordinatsiya buzilishi, faollik va qo'zg'aluvchanlikning davrining keskin almashinishi bilan kechadigan jarayon hisoblanadi. Birinchi darajali komada reaksiya sustlashishi, qaraqlik saqlangan, asosiy reflekslar sust chaqiriladi. Bemor bilan muloqotda bo'lish qiyin, nutq buzilishi, hushi xiralashgan, bemor qaranglik holatga tushadi va uxlaydi. Ko'z olmasa ritmik o'ng'a va chapga harakatlanishi mumkin. Mayatning singari. O'qiq beruvchi ta'sirotki himoya harakati reaksiyasi koordinatsiyalanmagan, yurak qon tomirlanasi, nafas tizimida yengil buzilishi kuzatiladi. Ikkinchi darajali komada bemor fizik ta'sirlarini sezmaydi. Og'riq, yorug'lik, tovush, qarin holatida yotadi. U bilan muloqotga kirishi bo'lmaydi. Qon bosimi tushadi, yurak qisqarishi tezlashadi, ko'z qorachiqlari torayadi. Qon holatlarida qo'l oyoqlarda ehtiyotsiz harakatlar kuzatiladi va shuningdek ehtiyotsiz defikatsiya kuzatilishi mumkin. Uchinchi darajali komada bemor chuqur uyqu holatida, tashqi muhit ta'sirlariga javob reaksiyasi yo'q, fikrlash qobiliyati yo'q, mushaklar vaqti-vaqti bilan to'xtatilishi kuzatiladi. Qorachiqlar kengaygan, tana harorati tushgan, nafasi tezlashgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi darajali komada terminal koma sanalib, hayotiy muhim a'zolar funksiyasi izdan chiqqan bo'ladi. Sun'iy o'pka ventilyatsiyasi, parenteral oziqlantirish va qon tomir tizimi faoliyatini ushlab turish uchun apparat tayyor turishi kerak. Reflekslar mutlaq chaqirilmaydi. Ko'z qorachiqlari yorug'ligi reaksiyasi yo'q. Mushak tonusi yo'q. Arterial bosim kritik darajada tushgan bo'ladi. Komadagi bemorlar birinchi imkoniyatlardan reanimatsiya bo'limiga yotqiziladi. Bu bo'limda davolash o'tkaziladi. Tibbiy xodimlarning birinchi vazifasi bemorning ahvolini stabillashtirish, hayotiy muhim a'zolar funksiyasini ushlab turish, ya'ni sun'iy o'pka ventilyatsiyasi, sun'iy qon aylanish apparati yordamida va boshqa usullar yordamida. Keyingi o'tkaziladigan muolajalar o'tkazilgan tahlillar natijasi asosida olib boriladi. Intensiv terapiya mezonlari bu nafas ta'minlash, ya'ni organizmning muhim hayotiy muhim a'zolar funksiyasini qaratilgan chora tadbirlar sanaladi. Qon aylanish tizimini ushlab turish, miya shishini davolash, bosh miyadagi uchoqli zararlarini oldini olish, tavasiga qarshi terapiya sanaladi.